Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, Benim Ramazanımı sunar. tulukitap.com Şirin. Ulan nereye gidemeyeceksin? Ne oldu? Meşhur olmuşum meşhur. Ay bayılır tatlı. Dün herkes beni izlemiş. Ya Şirin çok tatlısın, çok şirinsin ya. Abla açılışı ben yapayım. Yap Şirin. Tamam. Hadi bakalım şurada kameraya. Tamam. Merhaba selamünaleyküm arkadaşlarım. Benim Ramazan'ın programına hoş geldiniz. İşte ikinci gündeyiz. Nasıl oldu abla? Çok güzel yaptın Şirin, harikaydı. Teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Evet abla. Şirin çok şirinsin. Ay çok. Hazır mısın bugünün bilmecesini çözmeye Şirin? Allah heyecandan hazırım hem de. Ben de çok heyecanlıyım Şirin. Bana bakalım neymiş? Şirin bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne o ne? Bu ne? Bak bakalım şöyle. Aa. Ne bu? Bir bakayım. Bak bakalım arkadaşlarını evet. Görsünler. Pusula. Sen de bak. Evet pusula. Evet. Yani yön bulmamızı sağlar. Sence pusula Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi sözüyle alakalı? Ne ile alakalı? Allah'ın sevdiği ne ile alakalı bize bir şey hatırlatıyor olabilir? Neyi hatırlatıyor olabilir acaba? Düşüneyim acaba denizde kaybolmayın diyor olabilir mi? Denizde kaybolmayın. Yani hayır bu dediğini zannetmiyorum. Onun için yıldızlar var zaten. Ama tabii pusula da kullanılır. Değil mi? O zaman dua etmemiz için olabilir. Olabilir biraz yaklaştım aslında. Ya o zaman dur şimdi bak. Kıbleyi bulmak için. Çok güzel bir fikir ama kıble ve namaz da değil konumuz. Başka bir konu. Allah Allah. Yani ama hepsini de kapsıyor. Namaz, dua hepsi de içinde. Yolumuzu şaşırmayalım diye mi? Yolumuzu şaşırmayalım diye evet. Yani yolda gittiğimiz yoldan mı bahsediyorsun? Hani sokaktaki yol mu? O değil mi? Hayır o değil ama aslında cevabın doğru. Hangi yol biliyor musun Şirin? Hangi ablacığım? Dünyanın yolu, hayatın yolu. Vay be. Bizim bir pusulamız var aslında. Tamam. Allah-u Teala bize onu hediye etmiş. Ve o pusula sayesinde biz bu dünyada doğru yolları öğreniyoruz. Hangi yoldan gideceğimizi öğreniyoruz. Ay. Yolumuzu şaşırmıyoruz. Neymiş acaba o? Ne olabilir acaba? Ne İki olabilir? Kapağın arasında bir sürü sayfası var içinde. Abla dur. Ne oldu? Ay canım buldum. Söyleyeyim mi? Söyle. Kur'an-ı Kerim. Evet, Kur'an-ı Kerim bizim pusulamız. Bak evet. Allah Teala bizi o kadar çok seviyor ki bize hem peygamber göndermiş. Hı-hı. Bir sürü yani daha önce 125.000 peygamber. Hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de okuyup anlayalım iyice diye Kur'an-ı Kerim hediye etmiş. Vay be. Evet. Canım benim. O zaman gelsin mi günün hadise? Evet ama çok cömertmiş değil mi Rabbimiz? Çok seviyor bizi çok, ya. Çok. Yani ben de onu çok seviyorum. Sen de seviyor musun onu? Hem de nasıl hem de nasıl. Okuyalım mı? Evet. Açıyorum kutuyu. Hadi bismillah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Vay be. O zaman sen en hayırlılardan olmak ister misin? Hemen olmak isterim. Hemen ben de olmak isterim. Tamam. O zaman Kur'an-ı Kerim dinleyelim mi? Hadi dinleyelim. Hadi dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitabı kad jaeküm rasuluna yübeyyinü leküm kesiran mimma kuntum tuhfune minel kitabı ve ya'fu an kesir. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
Sübüle's-selâmi ve yuhricuhum mine'z-zulümâti ilen-nûri bi'iznih. İlen-nûri bi'iznihi ve yehdihim ilâ sirâdim müstakîm. Sadakallâhu'l-azîm. Şirin. Efendim ablam. Şimdi arkadaşının okuduğu yerde Allah-u Teala bize ne söylemiş biliyor musun? Ne söylemiş? Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğundan bahsetmiş. Vay. Evet. Işık yani. Evet, karanlıktan aydınlığa çıkaran bir nur. Ha, bunu öğrenmiştim evet. Evet, işte Kur'an-ı Kerim'de de bundan bahsediyor. Yani doğru yolu gösteren olduğundan bahsediyor. Heyecanlıymış. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in dışında başka bir kitabın giremediği bir ülkeden bahsedecek bize Abdülkerim Kasaongo Kaloba abin. Oh. Nerede bahsedecek? Nerede acaba? Kardeş coğrafyalarda. Ne demek kardeş coğrafyalar? Canımız kanımız kardeşimiz. Evet, kardeşlerimizin ülkelerine gideceğiz. Peki bakalım hangi ülkeden başlayacak bu program? Bir bakalım. Hadi bakalım. Kardeş Coğrafyalar programına hoş geldin. Bu programda seni Müslüman ülkelerine götüreceğiz. Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı farklı bölgelere, farklı ülkelere gideceğiz. Belki bu ülkelerin arasında bildiklerin var ama bilmediklerin de çıkacak. Ve de bildiğin bazı ülkelerde de Müslüman ülkesi olup olmadığını bu programda öğreneceksin. İlk durağımız herkesin tatil yapmak için hayal ettiği yer. Bil bakalım neresi olabilir? Sahilleri, palmi ağaçları. Evet, Maldivler. Maldiv, ipek gibi kumuyla Hint Okyanusu'nda yer alan adalar ülkesidir. Adalar demişken çünkü 1200 adadan oluşan bir ülkedir. Hayal edebiliyor musun? Maldivler'de gezebileceğiniz yerlerden biri Vado Adası. Vado Adası'nın okyanus kıyısı gece boyunca parıl parıl parlar. Çok güzel mavi ışık çıkartır. Peki bu ışığın kaynağı ne? Işık planktonları. Böyle gözle görülmeyen, böyle küçük küçük planktonlar vardır. Hareket ettikçe ortaya masmavi ve çok güzel bir manzara çıkıyor. Evet, peki Maldivler'de başka nereleri görebiliriz der gibi bakıyorsun değil mi? Maldivler'de gezerken başını hafif göğe kaldırdığında sarı ve parlak bir şey göreceksin. İşte o Sultan Muhammed Camii. Peki bu caminin bu kadar sarı ve parlak olmasının sebebinin ne olduğunu biliyor musun? Altın kubbeli Sultan Muhammed Camii olduğu için öyledir. Bu arada Maldivler'in en büyük cuma camisi olarak da biliniyor. Peki bunun haricinde gezebileceğiniz başka camiler var mı? Tabii ki de çok var. Bunların arasında en eski cami olan Hukurimiski Camii var. Bu cami 400 yıl önce yapılmış. Bu caminin en önemli özelliği ise dış cephesinin mercanlardan yapılmış olması. Mercanlardan cami mi yapılır der gibi bakıyorsun. Tabii ki de yapılabilir çünkü mercanlar sıcakken istediğin kıvama, istediğin şekle getirebilirsin. Ama soğunca taş gibi, beton gibi çok sert oluyor. İşte Maldivler'de bunu kullanarak evleri de inşa etmişler. Ama günümüzde inşa etmiyorlar, edemiyorlar. Çünkü korumaya alınmış mercanlardır bunlar. Peki bu mercanlar neden korumaya alındı? Çünkü Maldivler için çok önemlidir. Aynı zamanda koruma görevi gördüğü için neyden korunuyorlar bu Maldivliler? Dalgalardan ve köpek balıklarından korunuyorlar. Siz Maldivlere gittiğinizde bu mercanları görmek istiyorsanız suyun üzerinde olanlar var ama suyun altındaki mercanları görmeniz için dalmanız gerekiyor. Ve daldığınızda çok daha farklı sürprizlerle karşılaşacaksınız. Suyun altında bir otel. Ya da suyun altında bir restoran görebilirsiniz. Çok hoş olmaz mı? Sanki büyük bir akvaryumun içindeymiş gibi önünden köpek balıkları geçerken yemek yemen. Ama sakın o restorana gidersen camı açayım da havalandırayım deme. Maldivler'de çok eskiden para yerine deniz kabukları kullandıkları biliyor muydun? Keşke çok deniz kabuğu toplasam da o zamanki Maldivler'e gitsem değil mi? Çok zengin olurum çok. Bu adalar ülkesi nasıl İslam'a tanıştığını merak ediyor musun? Maldivler'de eskiden krallar yaşarmış. Bu krallardan biri bir gün bir Müslüman hocayla tanışmış.
o hocanın ahlakından ve İslam'ın bu adaletinden çok etkilenmiş ve Müslüman olmaya karar vermiş. Ama Müslüman olduktan sonra da İslam'dan öğrendiğim o adaleti sağlayacağım dedi ve onun için ismi de Muhammed el-Adil olarak geçmiş tarihe. Bu kural Müslüman olunca da halkı da Müslüman oldu. İşte bu şekilde Maldivler İslam'la tanışmış ve Müslüman olmuş. Peki biz bu eski bilgilere nereden ulaşıyoruz? Çünkü eskilerden İbn Battuta diye bir seyyah varmış. İbn Battuta 20'li yaşlarındayken hacca gitmeye karar vermiş. Yola koyulmuş, gitmiş, belde belde gezmiş. Tabii o zamanlarda hacca gitmek kolay mı? Çok zor, çok gezmen gerekiyor. Her neyse İbn Battuta bu hac ziyareti esnasında çok fazla ülkeyi geçmek, çok fazla yer görmek onun çok hoşuna gitti ve dedi ki ben neden dünyayı gezmiyorum dedi ve insanların görmediği yerlere gitmeye başladı ve gezdi, her yerin notunu yazıyor. Yazıyor, günlük gibi düşünün, günlük tutuyor gittiği her yerin. Hatta sana ilginç bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de de birçok şehir gezmiş ve notlarında da Türkiye hakkında bir sürü şey yazmıştır. Maldivler'de Ramazan ayında iftar vakitlerinde herkes çayını, şerbetini alır ve sahile giderler. Sahilde toplanırlar, orada muhabbet ederler, sohbet ederler. Dediğim gibi soğuk şerbetleriyle, sıcak çaylarıyla. En önemlisi de Maldivliler Ramazan ayı affetme ayı olarak kabul ediyorlar ve algılıyorlar. Bu yüzden iftarlarda küs olan insanları bir araya getirirler ve barışmalarını sağlarlar. Ne kadar güzel bir davranış değil mi? Sen de biriyle küs isen, yani fırsat bu fırsat. Ramazan geçmeden barışman gerek. Maldivlilerle alakalı sana söylemem gereken çok önemli bir şey daha var. Onlar bol bol meyve yiyorlar. Meyve denince ilk sırada Hindistan cevizi yer alıyor. Haliyle Hindistan ceviz suyu da var ve çok bol miktarda tüketiliyor. Sen de Maldivlere gidersen Hindistan cevizini yemeyi ve suyunu içmeyi unutma. Bu aynı zamanda Ramazan'da dinç ve güçlü kalmanı sağlayacak ve vitamin deposu. Evet, Maldivler turumuz burada sona eriyor ama farklı videolarda ve farklı coğrafyalarda görüşeceğiz yine. Onun için sonraki bölümleri de kaçırma. Çok daha farklı ülkelere gideceğiz. Daha hiç duymadığın yerlere gideceğiz. Şimdilik görüşürüz diyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Sonraki ülkelerde görüşmek üzere. Şirin, sen Abdülkerim abini izlerken bir gittin geldin. Şapkalar, çantalar hayırdır nereye? Evet, evet ablacığım. Ben de gezgin olacağım. Tabii bir de ilk Maldivlere gideceğim. Maldivlere mi gitmek istedin? Evet abla, evet. Vatu Adası'na gitmek istiyorum. Su altında yemek yemek istiyorum. Ama camı açabilirim ha. Bana belli olmaz yani. Onu baştan konuşalım. Açmamalısın, cam açarsan içeri sular girer pencereden. Kardeşim çok konuşursa açabilirim yani. Kardeşin çok konuşursa mı? Evet. Yok yani Şirin, bence böyle şeyler yapmamalısın. Yapayım. Yok yok, yapma Şirincim. Sen gezgin ol, tamam. Maldivlere de git ama gel bunu sonra konuşalım, tamam mı? Tamam. Sıra Sertaç abinde. Hadi bakalım bize neler söyleyecek bugün. İzliyoruz. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bendeniz Sertaç abiyle beraber benim Ramazan'ımda iftar challenge'ın ikinci günündeyiz. Şimdi Ramazan kombosunda 2'de 2 yapanlar hemen videoya like atsın da adamların bir sayısını bir görelim. Bugün sizlere efsanevi bir hazineyi konuşacağım. Bu hazine ne biliyor musunuz? Biz adamların okuyarak keşfetmekten asla bıkmadığı müthiş bir kitap olan Kur'an-ı Kerim. Abi düşünsene şimdi bak. Galaksileri, uzayı, bütün dünyayı, kara delikleri ve aklına gelen bildiğin bilmediğin her şeyi yaratan, alemlerin sahibi olan Allah bizlere okumamız için bir kitap göndermiş. Abi bu çok çılgın bir şey yani. Mesela ben en çok Allah'ı merak ediyorum. Onu tanımak, onunla konuşmak, onun söylediği şeyleri dinlemek istiyorum. Bunun için de bence en akıllıca yöntem ne biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'i okumak. Çünkü Allah-u Teala orada kendisini bize tanıtıyor ve bizimle aslında sohbet ediyor. Yani nasıl biliyor musun? Bak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah ile konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okusun buyuruyor. Abi bundan şimdi daha efsane bir şey olabilir mi ya? Ayrıca Kur'an'da bugünkü bilim adamlarının bile çözemediği ve bilmediği bir sürü bilimsel ayet var. Biz adamlar da birer kaşif olduğumuza göre bunları öğrenmek ve okumaya çalışmak
çok eğlenceli bir şey bence. İşte bak, Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamak ve öğrenmek için en iyi zaman bence. Size bir Sertaç abi tavsiyesi vereyim bu konuda. Her gün bir sayfa, olmadı yarım sayfa, onu da yapamazsan çeyrek sayfa bile olsa her gün Kur'an-ı Kerim'i okuyalım kardeşim. Okuyamıyorsak da Elif Bağ'dan başlayarak yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım. Bu sayede Ramazan ayını tam bir hazine avına dönüştürebiliriz. Hadi bakalım, yarın Ramazan kombosunun 3. günü. Annenizin sizi cimcikleyerek uyandırmasını istemiyorsanız sahur için alarmlarınızı şimdiden kurun bence. Hadi bakalım, alasmaladık. Şirin. Efendim ablam. Ne güzel anlattı Sertaç abin değil mi? Evet, benim de çok hoşuma gitti. Evet, sen hani Rabbimizi tanımak istiyorsun, sorular soruyorsun ya. Evet ablacığım. İşte bak, Sertaç abin dediği gibi Kur'an bir hazine. Oradan öğrenebilirsin. Kapağını açıyorsun, istediğini alıyorsun. Evet, çocuklar da birer hazine gibi. Evet, bir sürü şey biliyorlar. Ben çok bir şey biliyorum. Sen çok, en çok sen biliyorsun. 15 tanesini biliyorum hem de. Hepsini sen biliyorsun. Evet. Evet. Peki bakalım şu sorunun cevabını biliyor musun? Sor bakayım. Hiç oruç tuttun mu sen Şirin? Önce onu sorayım. Tuttum tabii. Tutmaz olur muyum? Peki neyle tuttun? İple mi? Kovayla mı? Kelebek filesiyle mi? Neyle tuttun? Ya bu yazar ablalar da çok komik oluyor yani. Neyle tuttum abla? Midemle tuttum, ağzımla tuttum. Peki bakalım diğer çocuklar bu soruya ne cevap vermişler? Aa, hadi izleyelim. Hadi izleyelim. Bekir Develi YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Ebu Bekir. Okuldayım. Gençlere soruyorum, küçüklere soruyorum. Hiç oruç tuttunuz mu diyeceğiz. Oruçla ilgili ilginç anıları, merak edeceğimiz şeyler ne varsa burada çocuklardan dinleyeceğiz. Haydi başlayalım. Efendim merhabalar. İsminiz nedir? Ümit Miraç. Ümit Miraç, hiç oruç tuttun mu? Tuttum. İlk oruç anını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne yapmıştın? Nasıldı? Tuttuğumda zor gelmişti biraz. Ama sonra tuttukça alışmaya başladım. Kolay geldi. Tamam. Dilara'nın kaç yaşındasınız acaba? 8. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 2. Hiç oruç tuttunuz mu? Tuttum. Tekne orucu mu, tam oruç mu? Tam. Peki ilk orucunla alakalı böyle hatırladığın bir şeyler var mı? Bir anın falan. Yanlışlıkla oruç bozmak falan, öyle bir şeyler var mı? Su içmiştim. Ne oldu sonra? Orucu bozuldu. Unutarak mı içmiştin? Unutarak bir şey yesek içsek orucumuz bozulur mu? Ay, bilemiyorum. Yekta, hiç oruç tuttun mu? Tuttum. Nasıl bir oruçtu? Tam mı, tekne mi? Tekne. Peki ilk orucunla alakalı bir anın var mı? Bir şey hatırlıyor musun? Yok. Tamam, böyle yanlışlıkla oruç bozma falan öyle bir şey oldu mu? Oldu. Nasıl oldu, bir anlatsana. Akşama kadar oruç tutacağım dedim hafta sonu evde. Ondan sonra tutarken karnım çok acıktı. Böyle başım dönüyordu. Ben de gizlice gidip dolaptan abur cubur alıp yedim. Abur cuburla mı doydun? Hocam şimdi çocuklara da sorduk. İlk oruç için hepsinin farklı tavsiyeleri oldu. Ben önce sizden bir alayım. İlk orucunuzu hatırlıyor musun? Her ne kadar bozsam da tutmaya çalışmıştım çocukken ilk orucumu. Elma ısırarak bozdum. Sonradan fark ettim. Çok da ikonik bir anıydı. Yani açıkçası genelde şöyle çocukluk anlamında bir şey söylemiş olayım. Abimle beraber aramızda 1,5 yaş var. Gizli gizli oruç bozardık. Genelde o beni ikna ederdi. Derdik ki önce sen boz, sonra ben bozacağım. Bana bozdum, kendisi bozmazdı. Öyle fake atardı bana. Suzan, hiç oruç tuttun mu? Tuttum. İlk orucunu hatırlıyor musun peki? Böyle bir anın var mı ilk oruçla alakalı? Var. 3. sınıftayken oruç tutmuştum. Oruçta acıktığım için sabahtan öğlene kadar yaptım, akşam yedim. Ha, öğlen yedin, sonra devam ettin bir daha. Evet. Ha, tamam. İsim neydi? Hanne. Hande. Hanne. Hanne. Evet. Ne demek anne? Hazreti Meryem'in annesinin ismi merhametli demek. Hmm, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Her gün bir yeni bilgi. Evet. İlk orucunu hatırlıyor musun? Oruç tuttun mu hiç? Tuttum. Nasıldı? Mesela ilk oruçta sana özel bir şey yapılmış mıydı? Böyle ilk oruçla alakalı bir anın var mı? Var. Ne var? Annem ilk oruç tuttuğum için en sevdiğim yemeği yapmıştı. Ne peki, en sevdiğin yemeği paylaşır mısın? Mercimek çorbası. Oo, basit bir en sevdiği yemekmiş. Gözümü kapattığımda yemek görüyordum. O kadar acıkmıştın yani. Evet. İlk önce tekne orucu tutuyordum. Bu okulda okuyordum. Burada yemeğe çıkmıştım. Böyle nedense onu ben de bilmiyorum. Orada hani böyle güzel bir şey görmüştüm. Tam hatırlamıyorum ama yesim gelmişti çok. Kendimi tutamayıp yemiştim. Peki oruçlu olduğunu hatırlıyor muydun o esnada, yoksa unutmuş muydun? Yok, hatırlıyordum. Ha, bile bile dümdüz gittim. Olsun, Allah affetsin. Tamam şimdi Betül, hiç oruç tuttun mu? Tuttum. Böyle nasıl tuttun? Kovayla, iple.
Peki şimdi biliyorsun Ramazan'da çocuklar da oruç tutuyor. Senin arkadaşların veya senden küçükler. Mesela sen hiç oruç tuttun mu? Tuttum ama yarım. Yarım, tamam. Böyle ilk orucunu hatırlıyor musun? İlk orucunda garip bir şey olmuş muydu veya böyle çok heyecanlandığın bir şey, bir anın? İlk sahura kalktım, hiç uyanamadım. İlk gün tutamadım, ikinci gün kalkabildim. Tamam ya, ilk sahura kalktın yani. Baktın olmuyor, geri yattın. Sonra devam mı ettin? Ertesi gün mü tuttun? Peki böyle ilk orucunu tuttuğun için sana özel bir şey yapılmış mıydı? Atıyorum böyle annenin en sevdiğin yemeği yapar falan. İçli köfte yapmıştı. Çok mu seviyorsun? Evet. Şimdi tam oruç tutunca oruç tutmadığın tutmadığımızda yemek daha lezzetli geliyor. O çok güzel oluyor. Evet. Elif hiç oruç tuttun mu? Evet. Tamam, ilk orucunu hatırlıyor musun? Bir anın var mı bize söyleyebileceğin ilk orucunla alakalı? Yok. Dümdüz oruç muydu? Evet. Tekne orucu muydu, tam oruç muydu? İkisi de. İlk orucunla alakalı ne hatırlıyorsun Zehra? Şimdi ilk orucumda tekne orucu tutmuştum. Unutmuştum, bir şeyler yemiştim. Unuttuğun için ama sıkıntı olmaz değil mi? Evet. Normalde hiç orucumu bozmam yani. Ama şöyle bir hatam var benim de. Mesela uyandım, okula gitmeden önce bir şeyler yiyip öyle orucuma başlıyorum. Ha, biraz böyle tekne gibi mi yani? Evet, öyle sayılır. Efendim merhabalar. Bu vezir sizin mi acaba? Bilmiyorum. Ekrem Bey, oruç tuttunuz. Peki böyle tam oruç mu? Bazıları tekne orucu falan diyor. Nasıl bir oruçtu? Hem tam hem tekne tuttum. Hocaların arkasından biraz burada konuşuyorsun. Yok, hocaların arkasından değil. Sınavlar olunca bazenleri buraya oturup sınavlar hakkında konuşuyoruz. Nasıl geçti? Yani ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Evet. Sen başarılı bir öğrencisin. Evet. Tamam. Oruçlarınla alakalı genel bir anın var mı? Ya şöyle bir şey olmuştu, bana anlatabileceğin bir şey var. İkinci sınıfta tam oruç tutuyordum. Suluğumu yemekhanede unutmuştum. İçmiyordum ama. Oruçta olduğumu unuttum. Gittim barda kaldım, su içtim. Sonrasını da hatırladım. O zaman bir şey olmuyor değil mi? Evet. Mesela oruç tutuyorum, birden unuttum böyle bir şey yedim falan. Bozulur mu? Hayır. İkram değil mi? Evet. Ramazan'la alakalı mesela ilk orucunu hatırlıyor musun? Pek hatırlamıyorum. Peki yanlışlıkla böyle orucu bozduğun falan oldu? Bazen bozuluyor. Nasıl oluyor? Çok acıkıyorum, gizlice mutfağa gidip bir şeyler yiyip. Sonra devam ediyor musun oruca? Evet. İyi bari, güzel, tamam. İlk orucunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, en son 3 yaşındayken. Bayağı erken tutmuşsun ha sen. İlk orucunda böyle değişik bir şey yaşadın mı? Ayağıma sıcak su döküldü. Orucu bozdun mu peki? Hayır. Devam ettin yine de ya. Harikasın. Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap birbirinden özel eserlerle sizi bekliyor. Haydi çocuklar, Tulu'nun eğlendiren, öğreten ve hayal kurduran dünyasında buluşalım. www.tulukitap.com Tulu, çocukların yeni yolculuğu. Şirin. Efendim canım ablam. Sen çok şirinsin ama bütün çocuklar da çok şirin ya. Evet, biz hepimiz öyleyiz. Evet, çok güzel cevaplar verdiler. Evet. Evet. Şimdi Şirin, bugün Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz ya. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de sence nelerden bahsediyor Allah? Bir düşüneyim. Düşün. İyilikten, güzellikten ablacığım. Peki sadece güzel davranışlar, iyi davranışlar mı? Yok mu başka bir şey? Neler var neler. Tabii, bak şimdi nelerden bahsediyor, sayayım mı sana? Say. Uzaydan bahsediyor, gökyüzünden bahsediyor, yeryüzünden bahsediyor, dağlardan bahsediyor, denizlerden bahsediyor, fillerden bahsediyor, aslanlardan, karıncalardan. Bir şeyden daha bahsediyor. Çok fazla bilgi varmış ya. Bir sürü şey var, bir sürü şey. Şimdi sana biraz sonra bir tanesini anlatacağım. Tamam. Tarif edeyim mi ne olduğunu? Hadi et bakalım. Böyle çok tatlı. Ah. Sarı siyah rengi var. Bak şimdi heyecanlandım. Antenleri var. Aa, bir dakika ya. Uçuyor. Bulmak üzereyim. Hız 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 hız. Arı bu. Evet, tabii ki de. Hadi gel bakalım, ne anlatmışım, dinleyelim. Hadi izleyelim. Merhaba sevgili dostum. Bugün başıma neler geldi bir bilsen. Ya şimdi çıktım evden buraya gelmek için. Tamam mı? Bir arı peşime düştü. Ben kaçıyorum, arı kovalıyor. Ben kaçıyorum, arı kovalıyor. Sonra komşu amca gülmeye başladı. Kızım dedi, sen arıdan kaçmıyorsun. Aslında arı senden kaçıyor. Sen arıyı ürkütmüşsün. O da kaçışmaya çalışıyor. Bu sefer sen onun peşine düşüyorsun. O senin peşine düşüyor. Öyle bir şeyler oluyor işte. İşler karıştı yani, anlayacağın. Tamam, olabilir. Yani ben arıdan binlerce kat büyük olabilirim. Ama o da uçuyor. Ne yapayım? Biraz ürküyor olabilirim uçan minik arılardan. Yani hem niye var ki arılar?
Bu soruyu sormayacağımı biliyorsun değil mi? Bence çok iyi biliyorsun. Bu soruyu tabii ki sormam çünkü cevabını biliyorum. Arılar iyi ki varlar çocuklar. Onlar olmazsa hayat dururdu. Çünkü arılar çiçekten çiçeğe dolaşırken böyle oradaki polen parçacıklarını paçalarında biriktiriyorlar. Oradan oraya paçalarında topladıkları tozları götürüyorlar. Allah'ın izniyle de o tozlardan yeni çiçekler, yeni çimenler, yeni otlar, yeni ağaçlar oluşuyor. Ya işte böyle. Arılar olmasaydı çimenler. Çimenler olmasaydı hayvanlar olamazdı ki. Arılar olmasaydı ağaçlar, ağaçlar olmasaydı o tatlı tatlı meyveler, çiçekler, hatta oksijen, temiz hava olamazdı. O yüzden Allah arıları İyi ki yaratmış. Hem de ne yaratmak. O kadar şahane bir şey ki bu arılar. Bak şimdi mesela şöyle hayal et. Arı olduğunu hayal et, tamam mı? Zzzz, çıkmışsın kovandan geziniyorsun. Vay şu çiçeğin tadı çok güzelmiş. Vay bunun da rengi nefismiş. Ay şundan da bir yudum alayım diye diye böyle dolaşa dolaşa gidiyorsun. Paçanda da polenlerle beraber o çiçekten o çiçeğe götüre götüre gidiyorsun. Artık evine dönme, kovanına dönme zamanı geldi. Nasıl döneceksin? Bir düşün düşün Allah aşkına. Otobüse binemezsin, metroya binemezsin. Kanada kuvvet. Tamam da nasıl döneceksin? Şimdi mesela insan bir yere giderken ne yapar? Cadde isimlerine falan bakar, sokak isimlerine falan bakar değil mi? Arılar okuma yazma bilmiyorlar. Neye bakacaklar? Hani böyle büyük marketler falan da yok ormanda. Desin ki şu marketin arkasındaydı bizim kovan. Ne yapacak bu arılar? Ne yapıyorlar biliyor musun? Bak Allah onları o kadar şahane yaratmış ki manyetik alan algılayabiliyorlar. Nesneleri, gördükleri nesneleri kaydediyorlar. Ve bir şekilde Allah'ın izniyle konumlarını buluyorlar. Adeta navigasyon gibiler. Resmen her şeyi kaydediyorlar. Ve dönüş yolunu, güneşin konumunu falan da biliyorlar. Gerçekten bak güneş şuradaydı, şu saatteyken şimdi buraya döndü. Bütün bunların hepsini biliyorlar. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de arılardan da bahsediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bayağı bildiğin arılardan bahsediyor ya. Arıların balı nasıl ürettiğinden bahsediyor, evlerine nasıl döndüğünden bahsediyor. Onlara bal yapmayı ilham ettiğini, öğrettiğini anlatıyor. İşte canımız Rabbimiz böyle muazzam yaratmış arıları. Eğer merak ediyorsan bugün Kur'an-ı Kerim'i açıp Nahl suresi 68-69. Ayetleri bakabilir, inceleyebiliriz. Peki şimdi gezdin, tozdun arı olarak, işte navigasyonunla beraber kovanına döndün, ne yapacaksın şimdi? Oh şöyle paçandaki tozları bir güzel silkeleyip kalanları da temizlendikten sonra cumburlup yatağa mı? Yatacaksın, dinlenecek misin? Ne yaparsın? Yatıp dinlenmek istersin. Ama arılar öyle yapmıyorlar işte. Gelip yatmıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Diğer arılara yol tarifi yapıyorlar. Evet, diğer arılara çiçek özlerini nerede bulduğunu anlatıyor. Nektarları nerede bulduğunu anlatıyor. Nasıl anlatıyor olabilir? Yani şimdi bunlar konuşamıyorlar. Antenleriyle falan mı diyorsun? Olabilir, mantıklı ama öyle değil. Çok ilginç bir şey yapıyorlar. Bu arılar çılgın. Dans ediyorlar. Çok samimi söylüyorum, dans ediyorlar. Bilim adamları bunu araştırmış. Hatta hangi dansın ne demek olduğunu bile araştırmışlar. Bunu da araştırabilirsin sen de merak ediyorsan eğer. Yani şöyle dönerse ne demek istiyor? 8 yapıp dönerse ne demek istiyor? Ne yapıyormuş biliyor musunuz çocuklar? Güneşin konumuna göre, yani güneş şurada duruyorsa mesela, işte bizim topladığımız çiçeklerin nektarları burada duruyor'yu o dansıyla anlatıyormuş, diğerleri de anlıyormuş. Bak hadi diyelim diğerleri anladı. Ya demezler mi? Bugün çok gezdik, tozduk, yorulduk, bal topladık, bal ürettik burada, temizlik yaptık. Bir sürü işimiz gücümüz vardı. Bugün gidip yok bal mal yapamayız. Öyle demiyorlar işte. Onlar da kalkıyorlar, gidip bal topluyorlar. Çünkü Allah onların içine böyle bir vazife aşkı yerleştirmiş. Kendileri için de yapmıyorlar arkadaşım. Yani bal yapalım da bal yiyelim, her gün bal yiyelim, dombulba arılar olup gezelim. Bunun içinde değil. İnsanlar için, kainat için, kainatın devam edebilmesi için Allah-u Teala bütün dünyadaki sistemi böyle kurmuş işte çocuklar. Arılar vızır vızır çalışır, karıncalar pıtır pıtır çalışır, solucanlar kıpır kıpır çalışır. Bütün dünyada işler tıkır tıkır ilerler. Şimdi bu arada sana arılarla ilgili ilginç birkaç bilgi vereceğim. Şimdi ben bir saniyede kollarımı çırpacağım. Burayı sana yavaşlatarak göstereceğiz, tamam mı? Bir saniyede kollarımı kaç kere çırpabiliyorum diye. 1000! Kaç oldu acaba? Bir daha deneyeyim mi? Daha hızlı yapmayı deneyeceğim. 1000!
Herhalde 6 kere falan yapabildim. Peki sence arılar kaç kere yapabiliyorlar? Sen de dene, belki sen benden daha fazla yapabilirsin. 5 mi? 10 mu? 15 mi? Arılar saniyede 200 kez kanat çırpabiliyormuş çocuklar. Gerçekten de yani hayret edilesi bir şey. O yüzden bu kadar hızlı her yere gidip gelebiliyorlar aslında. Ve aslan yattığı yerden belli olur sözünü bugünden itibaren değiştirebiliriz. Arılar yattığı yerden belli olur. Bir arı yattığı yerden belli olur. Çünkü arılar çok titiz, çok temiz hayvanlarmış. Sürekli kovanda temizlik yaparlarmış. Sürekli hem de. Hatta o kadar temizlermiş ki tuvaletlerini asla kovana yapmazlarmış. O yüzden gezerken dikkatli olmanız gerekebilir. Tepenizden bir arı geçerken dikkatli olmalısınız. İlginç bir bilgi daha söyleyeceğim size. Bu beni çok şaşırtıyor. Küçükken çok düşünürdüm. Peteğin şekli neden altıgen, 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 altıgen? Niye kare 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 değil mesela? Neden üçgen, üçgen, üçgen değil? Çünkü çocuklar, bunun da bir sebebi varmış. Altıgen şekiller. Mesela şöyle bir şey düşünün, tamam mı? Elinizde böyle bir tane kutu var. O kutuya en çok yan yana bitiştirerek altıgen şekli sığdırabilirmişsiniz. Yani mesela atıyorum bir kutuya 20 tane kare sığarken 30'a yakın 25 tane, 26 tane altıgen şekli sığdırabiliyormuşsunuz. O yüzden altıgen yapıyorlarmış. Aynı zamanda altıgen geometrik cisimler arasında en geniş hacime sahip olanmış ve çok dayanıklıymış. Kale kapısı gibi oluyormuş altıgenler. Uf, arılardan bahsettik, çok tatlılar. Birazcık ürkmem de azaldı ama başka bir şey daha oldu. Mübarek Ramazan'da. Çok tatlı bal yapmıyorlar mı ya? Bayılıyorum ya Nuray. İftar vakti gelse de şöyle ekmeğin üstüne yağı, balı sürsem de cumburluk mideye indirsem, indirirken de bu tatlı kanatlı arılar için Allah'a teşekkür etsem, değil mi? Bence siz de yapabilirsiniz bunu. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Şifa olsun. Ne yapıyorsun Şirinci? Ben mi? Evet. Arılar gibi dans ediyorum işte. Arılar gibi dans ederek bana çiçeklerin yerlerini mi tarif ediyorsun? Evet evet, bak buradan git, buradan git. Aman aman şuradan git. Çok tatlı dans ediyorsun Şirin ama ben anlayamadım, çok özür dilerim. Arı gibi olmadı mı? Olur olur, bir daha deneyeyim. Şuradan git, buradan git. Çok güzelsin. Aman aman buradan git. Çok güzel yaptın dansını. Şuradan git, buradan. Tamam tamam. Ben arılar gibi dans edemesem de o tatlı abiler gibi Kur'an okumak istiyorum Merve abla. Bunu yapabilirsin Şire. Evet öğrenebilirsin, sen çok akıllı bir kızsın. Yapar mıyım sence? Yaparsın tabii. Kurum Allah'ın izniyle ya. Tabii. Tamam. Hatta oyunlarla öğrenebilirsin. Zeynep ablam biraz öğretsin mi? Hadi yapsın bakalım. Hadi bakalım neler yapacak. Selamünaleyküm çocuklar. Ben bugün insanların en hayırlısı olmaya karar verdim. Evet evet. İnsanların en hayırlısı olacağım. Nasıl mı olacak? Merve ablamız da dedi ya. Ne dedi? Bir hadisi şerifimizden bahsetti. İnsanların en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir dedi. İşte ben de size Ramazan ayı boyunca, eğer Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmiyorsanız ya da harfleri karıştırıyorsanız, yeni bir başlangıç yapacaksanız Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, bir başlangıç önerisi vereceğim. Hem de biraz böyle gizemli bir başlangıç önerisi. Haydi başlayalım. Şimdi harfleri yazacağım buraya. Karışık harfler. Mesela elif yazdık. B yazayım. T yazayım. S yazayım. Cim yazayım. Başka bir renk bulalım. Şöyle H yazalım. Hatta bu harfleri çoğaltabiliriz de. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Kullanacağımız şey evde bulunan şeffaf bir tepsi. Onu şöyle kağıdımızın üzerine yerleştireceğiz. Bakın şu an harfler görünüyor. Ama üzerine ne yapacağız? Bir de suyumuzu renklendireceğiz. Şöyle renkli suyumu koyayım ve karıştırayım. Bak tıpkı bir deniz gibi oldu. Asıl şimdi sıra nereye geldi biliyor musunuz? Bir tane bardak bulup bardağı ne yapacağız? İçerisine yerleştireceğiz tepsimizin ve gözlemlemeye başlayacağız. Elif harfini gördüm.
bakayım başka neler çıkacak. Aa, burada T harfi var. Bakalım başka hangi harfler var? Aa, burada da S var. Evet, çok güzel görünüyor. Burada da B harfini gördüm. Evet, H var burada da. Bakalım başka? Cim harfi de görünüyor. Evet çocuklar, biz buraya sadece 6 harfi çizdik. Ama siz harfleri çoğaltıp istediğiniz kadar araştırma yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu deneyi şekillendirebilirsiniz çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Ne yapıyorsun Şirin? Ben mi? Evet. Kur'an-ı Kerim öğrendim ya az evde. Şirinciğim, bunlar sadece Kur'an-ı Kerim'in 4 harfiydi. Aa. Evet. Ama ablacığım çok güzel öğrendim ben yani ya. Yani çok güzel öğrenmişsin. Harikasın. Çok akıllı kızım maşallah bana. Evet. Sen kalanları da çok kısa sürede öğrenirsin. Ya gerçekten mi? Tabii. Bu Ramazan ayında halledersin bu işi sen. Yaparım Allah'ın izniyle. Yaparsın. Ablacığım. Yaparsın. Siz de yaparsınız çocuklar. Bu Ramazan kendinize hedef koyun ve deyin ki biz Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. Eğer biliyorsanız da daha iyi okuyacağız deyin. Hatta mukabele okuyun. Aa, o ne? Bak makbule değil ha mukabele. Ha, makbule değil. Ha. Makrome de değil değil mi? Makrome de değil. Aa, o ne mukabele. Ya? Yani karşılıklı demek. Aa. Yani birisi okuyor, ha? Diğerleri dinliyor. Oh be neymiş. Evet. Senin annen gidiyordur mukabeleye. Gidiyor gidiyor da ben anlamadım ne yaptıklarını. Birisi Kur'an okuyor, diğerleri de izliyor işte onu. Takip evet, ediyor işte Kur'an'dan. Buna deniliyormuş. Ha, mukabele buna diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik bunu da. Oh be. Evet, Ramazan ayına özel. Çok güzel. O zaman çocuklar. Kur'an-ı Kerim bilmiyorsak öğreniyoruz. Biliyorsak daha iyi okumak için çabalıyoruz. Mukabeleye gidiyoruz. Hatta Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de nelerden bahsediyor onları öğreniyoruz ama işiniz çok kolay Şirin. Ya. Çünkü ben varım. Aslan Allah Merve ablam be. Hadi getir Kur'an'ı okuyayım Merve abla. Okuyalım ve benim Ramazan'ım ayı boyunca zaten Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize nelerden bahsettiğine kulak verelim. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Davulcunun manisiyle Allah emanet olun canım çocuklar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ne ararsan var Kur'an'da. Rabbimize tanıtır her sayfasında. Gül Muhammed'e gelmiştir. İşte bu mübarek ayda. Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, Benim Ramazanımı sundu. tulukitap.com